Kristallerinden oluşan bir dağ birbiri ardına iç dünyaya aktarılarak kanlı denizin genişleme hızını artırdı. Tanrısal gücün tamamı bir yaşam damgası içerdiğinden, tanrısal gücü kaybetmek kişinin ruhunun bir kısmını kaybetmesine eşitti ve bunu kurtarmak son derece zordu. Yeterli enerji olduğu sürece sektör lordu seviyesindeki kanlı denizlerin genişlemesi ve toparlanması kolaydı. Bir ay sonra, Luo Feng, kanlı denizin genişlemesi nihayet durdu. Ancak boyutu beklentilerim dahilinde, dedi. Uzak okyanusun yükselen gövdesi kanlı dalgaların üzerinde duruyordu ve sınırsız kanlı denize bakıyordu kızıl dalgaların tepeleri yuvarlandı ve kanlı bir öz tüm iç dünyaya yayıldı. Uzak okyanusun bedeni yüksek sesle güldü. Kahkaha gök gürültüsü gibiydi. Çap 6 milyar mildir ve bu. 9 uzaklık uzayındaki tüm kanlı denizler ve küçük kraliyet denizlerinden daha büyüktür. 10.081 kat ile 300 kat arasındaki yaşam geni seviyesi arasındaki fark gerçekten etkileyici. Sektör prenslerinin yalnızca 50 milyon mil çapında kanlı denizleri vardı ve ölümsüz prenslerin kraliyet denizlerinin bile yalnızca 600 milyon mil çapı vardı. Buna karşılık Evren şövalye prenslerinin kraliyet denizlerinin çapı en az 20 milyar mil idi. Aradaki fark, yaşam gen seviyesindeki boşluktan kaynaklanıyordu. Luo Feng'in kanlı denizinin bu kadar muazzam olmasının nedeni buydu. Kanlı denizin genişlemesi tamamlandı, dedi Luo Feng. Yıldız haritamın üçüncü hareketi yakında zirve tekniği haline gelecek. Altın yasayı, tam olarak kavrayabildiğim sürece, çekirdekteki zincirleri kırabilir, yasa okyanusunu bağlayabilir, tanrısal gücümü dönüştürebilir ve ölümsüz olabilirim. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng, sarayındaki garsonlara bir ziyafet hazırlamalarını emretti ve İmparator Tian Chen ve İmparator Ji. Honda dahil olmak üzere hizmetkarlarını onunla yemeğe katılmaya davet etti. Ziyafetten sonra kendimi altın hukukunu çalışmaya ve onu anlamaya çalışmaya adayacağım. Ondan sonra ölümsüz olacağım. Luo Feng güldü. Bilenmiş kalp imparatoru gülümsedi. Ustamızın hukuk anlayışı çoktan ölümsüz seviyeye ulaştı ve her türden yetenekli mirasçının. Bulunduğu Bauhinya adasında 620 binden fazla savaş kazandı. Görünen o ki, diğer ırkların imparatorlarıyla karşılaştırıldığında bile ustamız olağanüstü derecede güçlü. Usta, kesinlikle kolayca ölümsüz olacaksın. Sen başaramazsan, kim başarabilir? Tian Chen imparatoru eklendi. Efendimizi şimdiden tebrik edeceğiz. Çünkü o yakında ölümsüz olacak. Bütün hizmetçiler kadehlerini kaldırdılar. Ne kadar güzel. Luo Feng de bardağını kaldırdı. Tek vuruşta başarı. Dedi. Ölümsüz olma zamanı. Luo Feng içti. Yıldız 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 yıldız. Bazı yaşam formlarının ölümsüz hale gelmesi son derece zordu. Örneğin böcek klanı kraliçeleri ve bulut iletişim sarmaşıkları. Ancak hukuk anlayışları bir imparatorunkine rakip olabilecek hale geldikten sonra ölümsüz hale geldi. Altın boynuzlu canavarlar gibi diğer varlıkların da çekirdeklerindeki zincirler nedeniyle onları aşmak için daha derin bir yasa anlayışına ihtiyaçları vardı. Luo Fenke gelince onun kanun anlayışı zaten ölümsüz seviyedeydi. Ve onun canavar tanrısı anlayışı cennetsel köprünün 21 seviyesindeydi. Onun iradesi çoğu evren şövalyesinden daha güçlüydü ve ruhsal güç artışı 32 kattı. Güçlü irade, canavar tanrı konsepti, manevi güç arttırılması, kendi kendine yaratılan zirve teknikleri. Bu nitelikler güçlü bir kombinasyon oluşturdu. Luo Feng, "Ben zaten yenilmez bir imparator kadar güçlüyüm." dedi. "Tek vuruşta ölümsüz olmak benim için sorun olmayacak." Luo Feng bunu sabırsızlıkla bekliyordu. Belki yarattığı zirve teknikleri yenilmez imparatorlarınkinden biraz daha aşağıdaydı ama onun İradesi ve canavar tanrısı anlayışı onlarınkinden üstündü. İleri atılım yapmamamın imkanı yok. Altın yasasını inceleyip anlamaya çalışacağım. Luo Feng altın kanunu çalışmayı uzun zaman önce bırakmıştı çünkü tam olarak kavramanın eşiğindeydi. Altın yasasını tam olarak anladığında ölümsüz olacaktı ve geri dönüşü olmayacaktı üçüncü bedenini tamamlamadan önce oradan geçebilirdi. Altın kanun, diye düşündür Luo Feng sarayında bacak bacak üstüne atarak otururken. İmparator Tian Chen ve İmparator Ji Hon onun arkasında bekliyordu. Luo Feng'in zihninin yarısı altın yasasını kavrarken diğer yarısı da yıldız haritasının üçüncü hamlesini yaratıp mükemmelleştiriyordu. Onun hukuk anlayışı neredeyse evren şövalyeleriyle aynı seviyedeydi ve altın hukuku okumak ilkokul. Derslerini okuyan bir yüksek lisans öğrencisi gibiydi. Ancak yüksek lisans öğrencileri bile dikkatsiz hatalara karşı duyarlıydı. Bunu dikkatle incelemesi gerekiyordu. Yıldız 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 yıldız. Bin hazine nehrinin en yüksek sarayında. İlk kaos şehri lideri, yüksek sarayın en üst katında Trabzana yaslanmış halde duruyordu. Bin Hazine Nehri'nin içindeki bölge tamamen görüş alanı içindeydi. Luo Feng'in sarayına baktı. Primal Chaos şehir lideri, 9 uzaklık uzayından geri dönmesinin üzerinden 1500 yıl geçti ve o zamandan beri zirve tekniği için 3. hamleyi yaratıyor, dedi hareketinin zirve tekniği haline gelmesine rağmen neden ölümsüz olmadı? Hala altını düşük seviyede mi anlıyor? Son adımda bir atılım yapmak zor olsa da hukuk anlayışı son derece kapsamlı. Bitirebilmesi gerekiyor. BT İlk kaos şehir lideri şaşkına dönmüştü. Bu öğrencisi zaten üçüncü bedenini tamamlamıştı ve hukuk anlayışı çoktan ölümsüzlük zirvesine ulaşmıştı. Neden geciktiriyordu? Yıldız 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 yıldız. Luo Feng, gözlerini açtığında ve gülümsediğinde 300 yıldır sarayında altın yasasını inceliyordu. Demek bu altın, dedi. Kalbini bir tamamlanma duygusu doldurdu bir evren yasasını bütünüyle kavramanın tatmin duygusu. Hon. Bir bağlantı aniden Luo Feng'i ve Menşe topraklarının altın kanunu okyanusunu birbirine bağladı. Altın kanun okyanusundan sınırsız miktarda güç aktarıldı. Luo Feng'in vücudunun içindeki çekirdek aslında bir köken inciydi. Ancak altın kanun okyanusundan gelen enerjiyi emdikten sonra insan formuna büründü Luo Feng'e. Benzeyen bir şekil, Luo Feng, yasanın anlaşılmasının tamamlandığını ve kökenin şeklini aldığını düşündü. Çekirdek kırıldı ve ölümsüz güç onu besledi. Ruh ve beden artık birleşiyor. Bunlar ölümsüz olmanın temel adımlarıydı. Çekirdek başlı başına bir alan haline geldi. Köken incisi Luo Feng'in şekline dönüştüğünde Luo Feng ellerini salladı ve enerjiler kristal kürelere dönüştü. 1600 kristal kürenin her birine karmaşık yasa gravürleri kazınmıştı. Savaşçılar ve ruhsal güç liderleri ölümsüz olmak için köken incilerine güveniyorlardı. Köken incileri şekillendikten sonra kullandıkları manevi güç silahlarına gelince onlar enerjilerden dönüştüler. Ulu 1600 kristal küre sayısız kanun ipliği ile birbirine bağlandıktan sonra bir canavar tanrısının kemik yapısını oluşturdu. Canavar tanrısının her pulu enfes ayrıntılara sahipti. Canavar tanrısı anlayışı ruhsal güç artışı Tüm bilinç ve zihin, prangaları kırın, ölümsüz olun. Kırın, kırın, kırın. Luo Feng'in tüm bedenleri uykuya dalmıştı ve tüm zihni bu buluşa odaklanmıştı. Evrenin altın kanun gücünün yardımıyla Luo Feng sınırına ulaştı. Çekirdeğin içinde canavar tanrısı kükredi ve çirkin anlayışıyla çekirdeğin çevresine saldırdı. O anda canavar tanrısı bir alev topuna benziyordu. Yanan bir yıldız gibi çekirdeğin iç duvarına çarptı. Hon. Yıldız haritasının üçüncü hamlesi. Yıldız ve ateş yükselen gökyüzü. Altın boynuzlu canavarın kemik yapısına dayanıyordu. Tüm saldırı gücü kemiklerden geçiyordu ve ardından altın boynuzlu canavar düşmanlara kafasıyla çarpıyordu. Belki de hamle birinci ve ikinci hamle kadar hızlı değildi ama çok daha güçlüydü. Hon. Çekirdeğin iç duvarı titremeye başladı. Çekirdek çatlamaya başladı. Ka. Çatla. Hu. Çekirdekteki çatlaklar bulanıklaşmaya başladı. Aniden tüm çatlaklar ortadan kayboldu. Çekirdek sağlam kaldı. Luo Feng en güçlü saldırıyı kullandığında. Menşe topraktan gelen kuvvet dağıldı. Bu nasıl mümkün oldu? Luo Feng kükredi. Kırmak. Hon. Altın boynuzlu canavar çekirdeğin iç duvarına bir ateş topu gibi çarptı ve etrafını saran enerji. Yaydı. Hon. 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 Altın boynuzlu canavar çekirdeğe defalarca saldırdı. Her seferinde çarpışmanın ardından çatlaklar oluştu ancak çekirdek otomatik olarak iyileşti. Peng, ondan fazla çarpışmanın ardından canavar tanrısı parçalandı ve kristal incilerin hepsi ezildi. Luo Feng şaşkınlıkla karanlık alanda durdu. Bu nasıl mümkün olabilir diye mırıldandı. Neden ölümsüz olamıyorum? Ben benim çoğu evren şövalyesinden daha güçlü bir iradem var. Canavar tanrısı anlayışı, ruhsal güç güçlendirme, zirve teknikleri hepsine sahibim. Benim iradem ve canavar tanrısı anlayışım özellikle güçlü bütün bunların birleşimiyle bedenimdeki prangaları bile kıramıyorum. Neden? Tırnak işareti. Luo Feng bunu kabul edemedi. İradesi Canavar Tanrısı anlayışı, ruhsal güç güçlendirmesi ve zirve tekniklerinin hepsi yenilmez imparatorlarla aynı seviyede olduğundan, ölümsüz olmanın onun için çocuk oyuncağı olacağını düşünmüştü. Yenilmez bir imparatora her bakımdan rakip olabilecek bir sektör lordu ölümsüz olamaz mıydı? Bu, bu düşünülemezdi. Her ne kadar prangaları kırmak onun için zor olsa da zaten her açıdan yüksek başarı elde etmişti ve evren şövalyelerinden sonra ikinci sıradaydı. Luo Feng her lokmanın ve her yudumun önceden belirlendiğini düşündü. Her lokma, her yudum önceden takdir edilmiştir. Şans ve talihsizlik komşudur. Luo Feng çekirdeğin boşluğuna oturdu. Başını salladı ve içini çekti. 9 cilt el kitabını elde etmişti ve uzak okyanus bedeni, yaşam gen seviyesinin zirvesine ulaşmıştı. Dahası, evren ona bir dizi yetenek tekniği bahşedmişti. Çekirdeği o kadar sağlamdı ki, iç dünyası 600 milyar mil çapa ulaşmıştı ve kanlı denizin çapı artık 6 milyar milin üzerindeydi. Her şey o kadar muhteşemdi ki, Luo Feng çekirdeğinin gücünden heyecanlanırken onun zincirlerini kıramayacağının farkında değildi. Nasıl ölümsüz olabilirim? Luo Feng mırıldandı. Sırıttı. Atılımımı gerçekleştirip ölümsüz olabileceğimden bir an bile şüphe etmedim. Bu seviyede bile prangaları kıramayacağımı asla beklemezdim. Luo Feng gözlerini açtı. İmparator Tian Chen ve İmparator Ji Hong, usta, diye bağırdılar. Usta, ölümsüz mü olacaksın? İmparator Tian Chen sordu. Luo Feng ellerini salladı. Çıkmak. Evet usta. İmparator Tian Chen ve İmparator Ji Hong'un kafası biraz karışmıştı. Luo Feng'in ölümsüz olma konusunda başarısız olmasını beklemiyorlardı. Sonuçta onların gözünde Luo Feng'in bile ölümsüz olmaması evren tarihindeki en büyük şaka olurdu. Sessiz sarayda tek başına Luo Feng yan sarayın merdivenlerinden en üst kata çıktı. Trabzana yaslandı ve Bin Hazine Nehri'ne baktı. "Luo Feng, asla pes etmedim." dedi. "Dünyadaki memleketimin dışına adım attığım ilk günden beri." Gözleri parladı. Çekirdeğimdeki prangalar olağanüstü derecede güçlü olsa bile bu beni ölümsüz olmaktan alıkoyamaz. Luo Feng, hazinelerin prangaları kırmama yardım etmeyeceğini düşündü. Kanun anlayışıma, tekniklerime, ruhsal güç güçlendirmeme ve irademe güvenmem gerekiyor. Kısa vadede irademi geliştirmek zor. Ruhsal güç artışım için de aynısı geçerli. Benim canavar tanrısı anlayışıma ve kanun anlayışıma gelince onlar zaten evren şövalyesi seviyesinin altındaki herkes arasında en iyiler. Sadece gizli teknikler keskin bir şekilde ilerlememe yardımcı olabilir. O fark etti. Luo Feng bunu düşündü. Bauhinia adasındaki mirasçılar arasında tekniklerine zaman ayırıp sonunda üstün teknikleri yaratan mirasçılar var. Örneğin, öğretmenim Turu Yan Knight yüz milyonlarca yılını kendi yetenek tekniği üzerinde çalışarak geçirdi. Ve bu artık neredeyse en üst seviyeye ulaştı. Gerçek yan şövalyesi Luo Feng'in sahip olduğu avantajlara bile sahip değildi. Sonuçta İlkel Kaos şehri liderinin talimatlarına sahip değildi. Onların başardığını ben de başarabilirim. En üstün tekniklerimi yaratacağım ve onlar benim gücümü onlarca kez geliştirecekler. Bunu başaramayacağıma inanmıyorum. Luo Feng dudaklarını büzdü ve gözleri şiddetle parladı. Ve eğer hala başaramazsam İrademi keskinleştireceğim ve canavar tanrı anlayışımı geliştireceğim. Ne olursa olsun, sadece başarıyı kabul edeceğim. Başarısızlığa izin yok. Luo Feng Trabzan'ı o kadar sıkı tuttu ki parmaklarının altında büküldü. Trabzan yavaş yavaş düzelirken arkasını döndü ve sarayına geri döndü. Trabzan'ın içinde hafızalı metal vardı. Yıldız 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 yıldız. Her ne kadar Luo Feng ailesiyle vakit geçirip ailesinin nasıl başarılı olduğunu öğrense de, ailesiyle birlikteyken bile aklının büyük bir kısmını yetenek tekniği üzerine çalışmaya adamıştı. Bu sefer Luo Feng bıçak tekniği üzerine çalışmadı. Bunun yerine yıldız haritasına odaklandı. Yüzyıl geçti. 200 yıl, 900 yıl, bin yıl. Zaman uçtu. 3000 yıl sonra sanal evrenin eğitim alanında düş dedi Luo Feng. Kalıntıların tepesinde duruyordu ve uzaktaki bir kaya yaşam formunu işaret ediyordu. 1600 kristal küre birbirine bağlanarak bir canavar tanrısının kuyruğunu oluşturdu sayısız kanun ipliği birbirine karışarak bir canavar tanrısı oluşturdu. Kuyruk gerçeküstü bir şekilde elle tutulurken, vücudun diğer kısımları bulanık ve belirsiz görünüyordu. Ulu, bir hırıltının ardından canavar tanrısı kaya yaşamına doğru koştu. Hon, uzun, uzun. Kaya yaşamından aşırı ısınmış bir ateş fışkırdı ama sayısız yağmur damlasından oluşan bir hayalet. Onu bekliyordu. Canavar tanrısı hızla hareket etti. Kuyruğu vücudundan yüz kat daha hızlı hareket ediyordu. Kuyruğu arkasında yağmur damlaları gibi bir bulanıklık bırakarak etrafındaki alanı ve zamanı dolduruyordu. Yağmur damlaları zararsız görünüyordu. Ancak ışıklı yağmur damlaları vücudunun her santimetresine nüfuz ederken kayadaki yaşam formu öfke ve korkuyla kükredi. Peng, kaya yaşamı titredi ve yok oldu. Luo Feng, ışık yarışı yıldızına çarptı, diye düşündü. Yıldız ışığı tüm evrene yayıldı. İlk hamle tamamlandı. Luo Feng başını salladı. Luo Feng, dedi bir ses uzaktan ona doğru uçan altın pelerinli bir gölge belirdi. Bu ilk kaos şehri lideriydi. Öğretmen, Luo Feng onu selamladı. İlkel kaos şehri lideri biraz kafası karışmış görünüyordu. Son 3000 yıldır yıldız haritanızın ilk hamlesi üzerinde çalışıyordunuz ve şimdi nihayet nihai. Teknik seviyesinde ilk hamleyi yaptınız. Peki neden teknikler oluşturmak için bu kadar zaman harcadınız? Atılımını yaptın ve çoktan ölümsüz oldun. Luo Feng saygılı bir şekilde, yeterince güçlü değilim, dedi. İlkel kaos şehir lideri, Luo Feng'in fazla mütevazı davrandığını düşünerek başını salladı ve gülümsedi. Sen alçak gönüllülükle dolusun, dedi. Söyle bana, ne zaman ölümsüz olmak istiyorsun? İlk üç hamlemi nihai seviyede yaptıktan sonra. Diye yanıtladı Luo Feng. İlk üç hamle mi? İlkel Kaos şehri lideri şaşırmıştı. Nihai teknikleri yaratmak çok zorlayıcıydı. Aksi takdirde, daha fazla kişi bunları bulabilirdi. Yüz milyonlarca eşsiz yeteneğin yaşadığı Bauhinya adasında bile çok az kişi bunu başarmıştı. İlk hamle, birinci seviye canavar tanrısı mirasına dayanıyordu ve kendini açıklıyordu. İkinci hamle, ikinci seviye canavar tanrısı mirasına dayanıyordu ve çok daha zordu. Üçüncü hamle ise son derece yorucuydu. Luo Feng bu üstün teknikleri avantajlı bir konumdan yaratıyordu. Ufku geniş, hukuk anlayışı derindi. İlkel Kaos şehir liderinin adım adım talimatlarıyla birlikte 3000 yıl sonra ilk nihai tekniği yaratabilirdi. Ne kadar sürer? İlkel Kaos şehri lideri sordu. Gerektiği sürece Luo Feng saygılı bir şekilde cevapladı. İlkel Kaos şehir lideri biraz şaşırmıştı. Onun bakış açısına göre, Luo Feng'in şöhreti onun ölümsüz olma konusunda acele etmesine neden olurdu. Tamam, dedi ilk Kaos şehir lideri. Acelem yok. Sektör lordları ve evrendeki köken topraklar arasında daha net bağlantılar var ve sen bu seviyede uygun teknikleri yaratmaya daha uygunsun. Ancak ben sana talimat versem ve sana rakipler koysam bile çok geçmeden kendinizi bu rakiplere karşı savunamayacağınızı anlayacaksınız. Nasıl ilerleme kaydedeceğinize karar vermek size kalmış. Biliyorum, dedi Luo Feng saygıyla. Öğretmenim, verdiğin eğitime sonsuza kadar minnettar kalacağım. O halde kendinize göre yapın dedi İlkel Kaos Şehri Lideri ve ona bu konuda tavsiyelerde bulunmayı bıraktı. Pratik olarak insan ırkı kadar uzun yaşamış yüce bir varlık olarak İlkel Kaos Şehri Lideri Sabrın erdemlerini anlamıştı. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng, görünüşe göre ilkinden çok daha zor olan ikinci hamleyi incelemek için geri döndü. Neyse ki Luo Feng hukuk anlayışında fazlasıyla başarılıydı. Tüm engelleri yavaş yavaş aşmak için 8000 yıl harcadı ve sonunda ikinci hamleyi en üst seviyeye çıkardı. Evet. Kanatlarında pullar bulunan özel bir yaşam formu çığlık attı ve sesi Luo Feng'in kulaklarını deldi. Luo Feng bundan etkilenmeden hareketsiz kaldı. 2000 inci yarışmacı Dedi, bugün senin düşeceğin gün. Luo Feng gökyüzündeki devasa canavar tanrısını kontrol ediyordu. 5200 kristal küre hala kuyruğundaydı ama canavar tanrısının tamamı artık belirgindi. Yükselen canavar tanrısı 1800 mil uzunluğundaydı. Uçan özel yaşam formu siyah bir ışık huzmesi gibi uçtu. Siyah ışığın dokunduğu tüm yıldızlar ve gezegenler yok edildi. Ancak canavar tanrısı gökyüzünde yüzmeye devam etti. İki özel yaşam formu çökmek üzereydi. Luo Feng'in gözleri vahşice parladı. Zaten bu yarışmacı tarafından 900'den fazla kez mağlup edilmişti. "Öldürün!" diye emretti. Canavar tanrısının kuyruğu nihayet hareket etmeye başladı. Yok olmak üzere olan bir yıldız gibi parlayan kırmızı bir ışık huzmesine dönüştü. Kırmızı ışık, hücum eden siyah ışığın yanından sessizce geçti ve siyah ışık kayboldu. Hua, gökyüzünde büyük bir çatlak oluştu ve muazzam bir şok dalgası çevreyi sarstı. Hon, uzun, uzun ses dalgası durdurulamadı. Yıldızlar gibi muhteşem diye mırıldandı Luo Feng. Kırmızı ışık akşam karanlığını bir bıçak gibi yırtıyor. İkinci hamle tamamlandı. Yıldız 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 yıldız. Yıldız haritası olarak bilinen son tekniğin ilk hamlesi 3000 yıl sonra tamamlandı. İkinci hamle 8000 yıl sürdü. Luo Feng daha sonra üçüncü hamleyi incelemeye başladı. Primal Chaos City Leader'ın sağladığı rakipler sayesinde ilk iki hamleyi yapmayı bitirmeyi başarmıştı. Bu yarışmacılar Luo Feng'in gizli tekniklerinin dezavantajlarını ortaya çıkarmak için tasarlandı. Rakiplerin dışında, Luo Feng zaten 3. seviye canavar tanrısı mirasını tamamlamıştı ve altın boynuzlu canavar bedeni. Ve Moşa bedeninin yardımıyla ilk iki nihai tekniği yaratmak onun için büyük bir yük değildi. Moşa'nın bedeninin uzay anlayışı, onun uzayla tamamen birleşmesine yardımcı olabilir. Altın boynuzlu canavar çok sayıda kan nehri kristaliyle birleşmişti ve canavar tanrısı heykeline bakarken bol miktarda ilham almıştı. Ancak Luo Feng 3. hamleyi yaparken başı belaya girdi. Onun kanun anlayışı ve canavar tanrısı anlayışı. Nihai tekniğe yönelik üçüncü hamleyi yaratmak için yetersiz değildi. Rakiplerini birbiri ardına yendi ve üçüncü hamleyi çıkararak güçlendirmeye devam etti. 1520 Rakibini yenmesi 20 bin yılını aldı ve sonraki rakipler giderek daha da güçlenecekti. Üçüncü hamleyi yapması yüz binlerce yılını, hatta belki bir milyon yılını alacakmış gibi görünüyordu. Çekirdeğin içinde, Luo Feng'in köken incisinden dönüşen formu, nihai tekniğin ikinci hamlesini oluşturuyordu. Çekirdeğin iç duvarına saldırmak için tamamlanmamış üçüncü hamleyi yapmaya çalıştı. Kırmak. Diye kükredi. Kır. Şimdi. Hon. İç duvar titredi ve paramparça oldu ama o bulanık buhar bozulmadan kaldı. Hala başaramadım mı? Dedi Luo Feng. Üçüncü hamleyi yaratmak için gerçekten bir milyon yıl harcamam gerekecek mi? Luo Feng gerginleşti. Son 30 bin yıldır inzivada kalmıştı. Bu, diğer ırklar arasında hatta insan ırkı içinde bile söylentilere yol açtı çünkü hepsi Blade River. İmparatorunun yakında ölümsüz olacağını varsayıyordu. Ancak hiçbir haber gelmemişti. Daha önce evrende dolaşan bu Blade River İmparatoru ortadan kaybolmuş gibiydi. Çok sabırsızlandım diye fark etti Luo Feng. Sonunda aklı başına geldi. 30 bin yıllık meditasyon, dışarıdan gelen söylentilerle birleşince gerçekten onu etkilemişti. Hedefime şimdi ulaşamazsam, dışarı çıkıp evrende biraz tur atsam iyi olur. Uzun zamandır buralardayım ama henüz evreni görmedim. Tek yaptığım şey bu. Kavgadır. Luo Feng aniden evrende bir tur atmaktan başka bir şey istemedi. Zamanlama doğruydu. Ya şimdi ya da aslaydı. Luo Feng'in Moşa'nın bedeni. Ölümsüz kölelerinin tanrı ülkesi taşımacılığı aracılığıyla evrenin uzak bir bölgesine gitti. Daha sonra evrende dolaşmaya başladı. Evren göz kamaştırıcı ve gizemliydi. Luo Feng tamamen platinden oluşan bir gezegen gördü. 108 ilişkili yıldızın yer aldığı tuhaf bir sahneye tanık oldu ve her birini gezdi. Bir nötron yıldızının üzerinde uyudu. Hatta ölümsüz bir dövüşçünün değerli bir kalıntısını bile keşfetti. Tabii ki bu onun umurunda değildi. Ayrıca bir kara deliği araştırmaya çalıştı. Ancak çok derine indiğinde o kadar güçlü bir yırtılma gücü hissetti ki, ölümsüz Moşa bedeni bile buna dayanamadı. Uzay dalgalanması tamamen yok edildi. Bu nedenle kendini taşıyıp kaçamadı. Neyse ki domain yetenek tekniğiyle kara deliğin çekirdeğinden kurtuldu. Bazen bir göktaşının üzerine uzanıp evrende süzülürdü. Luo Feng ayrıca Moşa'nın bedeni diğer ırkların şekillerini ve auralarını kopyalayabildiği için, gizlice diğer ırkların bölgelerine de gitti. Luo Feng bir turist gibi geçip gitti. Çevreyi ve diğer ırkların duygularını gözlemledi. Evrende dolaşırken bu deneyimler Luo Feng'e yenilenmiş bir ilham verdi. Geçtiğimiz 30 bin yıllık meditasyon onun iradesini zar zor geliştirmişti. Oysa evrende dolaşmak onun iradesinin doğal olarak gelişmesini sağlamıştı. Geçmişte bildiğim tek şey savaşmaktı. Öldürmek ve güçlenmek. Luo Feng'i düşündü. Ama evrende o kadar çok güzellik var ki. Diğer ırkların kültürleri. Benimkinden farklı olsalar bile kendilerine özgü çekiciliklere sahiptirler. Bu kültürler çağlar boyunca hayatta kaldı. Hepsi takdiri hak ediyor. Başka bir ırkın kültürünü her anladığımda ruhum değişiyor. Luo Feng'in zihninin yarısı evrenin harikalarını düşünürken diğer yarısı pratik yapıyordu. Bu zihinsel bölümleme aslında çok daha etkiliydi. Geçmişte yalnızca canavar tanrısı heykeline bakarak ilham alıyordu ama şimdi bir yıldızın doğuşu, büyümesi ve yok olması gibi evrenin her yerinde evren köken yasalarının olduğunu buldu. Bütün otlar, hayvanlar ve nehirler evren yasalarını içeriyordu. Gezegensel ortamlarda mevcut olan süreçler, bir bütün olarak evrendeki süreçlerin minyatür versiyonlarıydı. Bazen Luo Feng o kadar çok ilham aldı ki birbiri ardına atılımlar yaptı. Bazen de aynı rakip tarafından sürekli mağlup ediliyordu ama o sakin kalmayı tercih ediyordu. Uzun süre evrende dolaştıktan sonra Luo Feng'in ruh hali yavaş yavaş evrenle birleşti. Rakibi farkına bile varmadan mağlup olacaktı. Yıldız 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 evrenin uzak bir bölgesinde, hapishane ırkı bölgesinde, altı zirve yarışa yakın bir yaşam gezegeninde, gezegeni çevreleyen alanda bin metre uzunluğunda, 18 pençeli dev bir yaratık uçuyordu. Vücudunun her yerinde pullar vardı ve kafası metalden yapılmış gibi görünüyordu. Gözlerinde altın alevler vardı. Bu yaşam gezegeni bir felaketle karşı karşıyaydı. Ölümsüz güç gezegeni yayıp sardı. Tüm gezegen onun kontrolü altındaydı. Haha! <laughs> Yaratık kükredi. Sürünen böcekler, büyük gölge imparatorunun önünde eğilin. Bugünden itibaren bu gezegen gölge imparatoruna ait olacak ve siz tüm sürünen. Sürünen böcekler. Büyük Gölge İmparatoruna hesap vermek zorundasınız. Eğer biri ona meydan okumaya cesaret ederse, sizi öldürürüz. Gezegende ondan fazla farklı ırk ve milyonlarca yaratık yaşıyordu. Bunların en zayıfları yıldız gezgini düzeyindeydi. Düzinelerce sektör lordu bile vardı. Gölge İmparatoru ağladılar. Gölge İmparator topraklarını gezegenimize kadar ilerletti ve ordusunun lideri Yu Tuova olarak bilinen kahrolası ölümsüz savaşçıdır. Lanet olsun Tuova. Uzaktan izleyen Luo Feng, Moşa bedenini bu ırkın sektör lorduna dönüştürdü. İlginç, dedi. Yukarıya baktı ve uzaydaki ölümsüz savaşçıyı gördü. Hapishane yarışı o kadar benzersiz ki bağlı ırkların birbirlerini öldürmesini engellemek yerine, bunu yoğunlaştırdılar ve yaygın katliamlara yol açtılar. Geçtiğimiz 50 bin yıl boyunca evrende dolaşan Feng, kristal ırkının ve hapishane ırkının bölgelerini incelemek için ziyaret etmişti. Evrendeki altı zirve ırk, evrenin merkezi çevresinde yaşarken, Kristal ırk ve hapishane ırkı uzak bölgelerde yaşıyordu. Hapishane olarak bilinen tuhaf bölgede doğan tüm yaratıklar, hapishane ırkının üyeleri olarak kabul edilir. Hapishane yarışındaki yaşlıların yan ırklarla hiçbir sınırı yoktu. Hapishane yarışının yönetimi altında, bu ikincil ırklarda birbiri ardına katliamlar meydana geldi. Bazıları tamamen yok edildi. Ancak bu tür katliamların ortasında bazı büyük varlıklar doğacaktı ve o büyük varlıklar hapishane yarışına kabul edildi. Kristal ırkı hapishane ırkının tam tersi şekilde davrandı. Kristal ırkın içindeki tüm yaratıklar aynı klandandı ve birbirlerine bağlıydılar. Kristal ırkı içindeki bağ, otomat ırkından bile daha güçlüydü. Bazen kristal ırk içindeki bazı büyük varlıklar birbirleriyle işbirliği yaparak onları katlanarak güçlendiriyordu. Hapishane ırkındaki bireyler güçlüyken kristal ırk bir bütün olarak güçlüydü. Tamamen farklı iki ırktılar ve bu da sürekli şiddetli çatışmalara yol açıyordu. İnsan ırkı, otomat ırkı, iblis ırkı ve böcek ırkı Bölgeleri yakın olduğu için birbirleriyle savaştı. Ancak hapishane ırkı ve kristal ırkı birbirlerine karşı doğuştan gelen nefretleri nedeniyle bunu yaptı. Bu gezegen kaos içindeydi. Moşa feng olup biten her şeyi sessizce izledi. Zaten hapishane yarışının etrafındaki birçok gezegenin fethedildiğini görmüştü ve bunu her zaman. Bir seyirci gibi izleyip gitti. Taike ırkının tüm yaratıkları idam edilecek. Yu Tuova olarak bilinen ölümsüz savaşçı kükredi. Sesi tüm gezegene yayıldı. Taike ırkının tüm yaratıklarını öldürün. Öldürün. Onun komutasındaki sektör lordu savaşçıları gezegende dolaşmaya başladı. Gezegende ondan fazla ırk vardı ve Taike yarışı bunlardan sadece biriydi. Yenilgiyi kabul etmeyen tek yarıştı. Taike ırkı arasında bir çığlık yükseldi. Gölge imparator bir iblis. Evimizi yok eden ve bizi avlamaya devam eden bir iblis. Savaşın, öldürün, bütün piçleri öldürün. Öldür onları, çocuklar, koşun, çocukları alın. Onlar bizim geleceğimiz. Onları alın ve koşun. Bu gezegende Taike ırkından yüz binden fazla yaratık vardı. Bunların bazıları kaçmaya çalışırken diğerleri kalıp savaşıyordu. Ancak Taike ırkının üyelerini taşıyan ilk uzay gemisi Yuva Tuo'nun ölümsüz gücü tarafından yok. Edildiğinde hepsi umutsuzluğa kapıldı. Ölümsüz savaşçıyla boy ölçüşemeyeceklerini anladılar. Öldür, öldür, dövüş. Gezegendeki diğer ırklar karışmadı. İşgalci orduda 100 sektör lordu savaşçısı varken Taiyi ırkında yalnızca 6 sektör lordu vardı. Ve lider ölümsüz bir savaşçıydı. Luo Feng sessizce gözlemleyerek Taiyi ırkının yok olacağını düşündü. Bu tür şeyler her zaman oluyordu. Bu olay muhtemelen şu anda evrenin başka bir yerinde gerçekleşiyordu. Hım, dedi Luo Feng. Uzakta bir silut fark etti. Ta ki ırkının en parlak üyesi. Sadece bir genç. Az önce iki sektör lordu savaşçısını öldürmüştü. Şu anda geçici olarak on sektör lordu savaşçıya karşı kendini koruyordu. Taike yarışındaki birçok varlık. Pana, koş. Pana, hemen koş. Diye bağırıyordu. Görünüşe göre bu gencin kendi ırkı arasında yüksek bir itibarı vardı. Hatta o gezegende yaşayan Taike ırkına ait tüm varlıkların lideri bile olabilir. Haha, işte Pana. Dedi Yuva Tuo. Gölge İmparator seni arıyor. Yuva Tuo gencin üzerine atladı. Koşmak. Genç emretti. Evet. Dedi Taike klanının diğer varlıkları. Yu Tuova. Pana ile uğraşırken kaçma fırsatını değerlendirerek. Yu Tuova diğerlerini umursamıyor gibiydi. Açıkçası Pana'yı çok daha değerli buluyordu. Gel. Sen Vatuo. Dedi Pana. Gözlerinde delilik vardı ve bir tatmin izi. On binlerce insanımın karşılığında ben. Buna değer. Geri zekalı. You dudak büktü. Moşa Luo Feng hepsini sessizce izledi. Aniden. Bu yetenekli gencin yüzündeki ifadenin. Onunla birlikte Haliç'le savaşmaya giden Cia'ya. Mo Henderson. Tripeti Singh. Sokolov ve East'in yüzlerine benzediğini fark etti. Umutsuz ama sakin. Geri dönme zamanı. Diye mırıldandı Moşa Luo Feng. Yıldız 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 yıldız. Pana kendini güçsüz hissetti. Yu Tuova'ya karşı kendini savunamadı. Yu Tuova'nın çirkin pençesi onu yakaladığında mahkum olduğunu biliyordu. Aniden. Yağmur yağmaya başladı. Yağmur damlaları gökyüzünü doldurdu. Yağmur damlaları mı? Pana sersemlemişti. Sonra yağmur damlalarının tümü ortadan kayboldu ve işgalcilerin sektör lordu savaşçıları. Yu Tuova ile birlikte dondu. Tuhaf bir ses vardı. Pu ve Yu Tuova'nın tanrısal bedeni aniden ortadan kayboldu. Uzakta duran sektör lordu savaşçıları bir anda patladı. Ölü. Pana şok içinde etrafına baktı. Yok edilen Yu Tuo'van'ın bıraktığı kanlı kalıntılara, silahlara ve boş zırhlara baktı. Jiang, uzakta duran bir varlığın gölgesi kılıcını kınına soktu. "Bir bıçak," dedi Pana. Bu yağmur damlaları bıçak gibi çarpıyordu. Pana, uzakta duran bu örtülü figürün yalnızca bir sektör lordu olduğuna inanmakta güçlük çekti. Bir sektör lordu ölümsüz bir savaşçıyı nasıl bu kadar kolay öldürebilir? Moşa Luo Feng döndü ve ona baktı. Gülümsedi. Sonra ortadan kayboldu. O gencin yüzündeki ifadeyi gördüğünde anılar Luo Feng'in zihnine akın etmişti. Ona yardım etmek istemişti. Luo Feng için bu çok büyük bir fark yaratmadı çünkü bu sadece bir fikir değişikliğiydi. Bu gezegen. Evrendeki turunun son durağıydı çünkü. Luo Feng oraya varmadan yarım ay önce. Nihai tekniği için üçüncü hamleyi yaratmıştı. Ölümsüz olma zamanı. 50 bin yıl boyunca evrende dolaştıktan sonra Mo Xia Luo Feng. İnsan bölgesinin ilkel bölgesine geri döndü. İnsan topraklarının ilkel bölgesinin bin hazine nehrinde. Lou Feng insan bölgesine geri adım attığında hemen bir aidiyet duygusu hissetti. O evdeydi. Burası ev, dedi. Sarayda bacak bacak üstüne atmış oturan orijinal dünyalı bedeni nihayet ayağa kalktı. Saraydan çıktı ve Bin Hazine Nehri içindeki sarayları gezmeye başladı. Luo Feng saraylar arasında yürürken evrende dolaşırken tanık olduğu tüm sahneleri hatırladı. Geçtiğimiz 50 bin yılda olup bitenler onu şok etmişti ama geriye baktığında her şey çok açıktı. Sanki her şey bir dizi yönergeye uyuyormuş gibi. Sarayın önündeki hizmetçiler Luo Feng'in geçişini izledi. Bakın, bu Luo Feng. Luo sarayından çıkması nadirdir. Bazıları konuşmaya cesaret edemedikleri için sadece akıllarından mesaj aktarmaya cesaret ettiler. Sonuçta onlar sadece hizmetkardı. Luo Feng ise bu uzay ve zamanın efendisi olan İlkel Kaos şehir liderinin öğrencisiydi. A.I. Luo Feng daha önce bir imparator sınırını öldürebilirdi ama o son 80 bin yıldır M.I.A.Y.D.I. Ölümsüz olduğu hakkında hiçbir haber gelmedi. Uzun zaman önce ölümsüz olabilirdi. Neden kalıyor? Bu kadar uzun süredir sektör lordu olarak mı çalışıyorsun? Uzay hukukunu kavramak için elbette. Sonuçta sektör hukuku alanında bunu yapmak daha faydalı. Uzay kanunları tarafından uzun zaman önce tanınmış olmalı. Ölümsüz olmak onu yavaşlatmaz. Aklından neler geçtiğini kim bilebilir? O eşsiz bir yetenek. Luo Feng onlara doğru yürüdü. Bay Luo Feng hizmetçiler onu selamladı ve Luo Feng yüzünde bir gülümsemeyle onlara baktı evrendeki pek çok deneyimden sonra hizmetkarların zihinlerini okuyabiliyordu. Görünüşe göre, son 80 bin yıldır ortadan kaybolması bazı tartışmalara yol açmıştı. Ancak Luo Feng, onun hakkında konuştuklarını bilmesine rağmen hala gülümsüyordu. Bunların içinden bakabilmek ve evrenin bazı işlem yasalarını kavrayabilmek onu memnun ediyordu. Luo Feng, Ölümsüz olmalarına rağmen milyarlarca yıldır hizmetkar olduklarını düşündü. Bu onların zihinlerini etkiledi. Belki de hiçbir zaman evrenin şövalyeleri olamayacaklar. Bu düşünce Luo Feng'in zihninde parladı ve sonra yürümeye devam etti. Yolculuğu sırasında tanık olduğu sahneler beyaz perdedeki filmler gibi zihninde canlanıyordu. Yıldız 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 yıldız. Bin hazine nehrinin ana sarayında. İlkel kaos şehir lideri. 80 bin yıldır inzivada olan Luo Feng'in sonunda saraydan çıktığını hissetti. Luo Feng'i tüm binaların arasından gördü. Ha! Dedi ilk kaos şehri lideri. Şaşırmış görünüyordu. Değişiyor mu? İlkel kaos şehri lideri. Luo Feng'in son 50 bin yılda geliştirdiği tüm deneyimlerin ve ilhamların, çok sayıda araştırma biriktirmiş ve sonunda bir aydınlanmanın eşiğine gelmiş bir bilim adamı gibi, onun önemli dönüşümünü teşvik etmek üzere olduğunu söyleyebilirdi. Luo Feng açıkça inanılmaz bir şeyin eşiğindeydi. Geçtiğimiz 50 bin yıl boyunca o kadar çok şeye tanık olmuş ve deneyimlemişti ki, her şey Luo Feng'in gözlerinde evrenin işleyiş yasasını ortaya koyuyordu. İlk kaos şehri lideri hayranlıkla nefesini tutarak, bu zihinsel durumun bir dönüşümü, diye fark etti. Öğrencim bir dahi, yıldız 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 yıldız. Yaklaşık 5 saat boyunca Luo Feng, son 50 bin yılda tanık olduğu ve deneyimlediği her şeyi hatırladı. Ta iki ırkındaki o genci nasıl kurtardığını hatırlayınca kahkahalara boğuldu. Son beş saat içinde zihinsel durumu keskin bir şekilde iyileşti ve zihinsel durumu olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Zihinsel durumu yıldızlı gökyüzü kadar sakin ve hareketsiz olduğundan artık iradesini kasıtlı olarak güçlendirmesine gerek yoktu. Artık illüzyona direnmesine gerek yoktu çünkü illüzyon gerçek evrenin harikalarıyla karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. Şimdi kaos şehri lideri Bile Luo Feng'in zihinsel durumunu nasıl geliştirdiğini doğrudan söyleyemezdi. Ergenlik çağında ailesi ve kardeşleri için savaştıktan sonra Haliç'le savaşmak için her şeyini feda edip yeniden dirildikten sonra, yetenek savaşının koşuşturmacasından sonra, ölüm kalım mirası takıntısından sonra ve nihayet 50 bin yıldır evrendeki gizemlere tanık olmak. Onun iradesi zaten bir evren efendisinin ki kadar güçlüydü. Belki de iradesi Luo Feng'den daha güçlü olan tek kişi evrenin efendileriydi. Zaman doldu diye fark etti Luo Feng. Artık ölümsüz olma zamanı. Luo Feng heyecanlıydı çünkü artık ölümsüz olmasının doğal ve doğru olduğunu düşünüyordu. Sarayına geri döndü ve bacak bacak üstüne atarak oturdu. Zihinsel durumu durgun, derin sular gibiydi. Özünde Luo Feng'in köken incisinden dönüşen versiyonu gözlerini açtı. Luo Feng'in gözlerinden saldırganlık fışkırdı. Gökyüzü ve okyanuslar kadar huzurluydular ama bıçaklar kadar keskindiler ve şiddetle parlıyorlardı. Prangaları kırın, dedi. Ölümsüz olacağım. Luo Feng ellerini salladı. Gökyüzünde 16 bin inci süzülüyordu ve üzerlerinde yoğun bir şekilde kanun gravürleri vardı. İnciler hemen birbirine bağlandı ve saldırgan, güçlü bir canavar tanrısının iskeletini oluşturdu. Yıldız ve ateş yükselen gökyüzü, diye fısıldadı Luo Feng, çarp ve yan, dünyayı parçalayacak, hon, gökyüzünde süzülen canavar tanrısı, çarpmaya ve yanmaya hazır ve istekli olduğunu gösteren bir çılgınlıkla hareket ediyordu. Alevler derisini yakıyor çekirdeğini titretiyordu. Luo Feng'in daha fazla keskinleştirilemeyen iradesi. 80 bin yıl boyunca eğitilmiş olan canavar tanrısı anlayışıyla birleşince, canavar tanrısına muazzam bir güç aşıladı. Çarp ve yak, dünyayı parçalayacak. Yıldız haritasının üçüncü hamlesi, yıldız ve ateş yükselen gökyüzü, çarpma ve yanma ve dünyayı parçalayan, İç duvar sarsıldı ve ardından yüksek bir ses geldi. Peng. Duvar yok edildi. Yıldız 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 yıldız. 80 bin yıl sonra üçüncü hamle tamamlandı. İlk hareket. Kelimenin tam anlamıyla, ışıkla yarışan yıldızı vurun. Yıldız ışığı tüm evrene yayıldı. Sürekli yağmur damlaları gibi hızlı ve hafifti. İkinci hamlede. Yıldızlar gibi muhteşem. Kırmızı ışık geceyi bir bıçak gibi yırtıyor. Bunun tek bir numarası vardı. Hızı. Bu hamlenin en önemli faydası hızıydı. İlk hamledeki gibi düşmanlara milyonlarca kez saldırmaz. Tam tersine tek bir saldırı üretti. Ancak inanılmaz derecede hızlı ve güçlüydü. Üçüncü hamle. Yıldız ve ateş yükselen gökyüzü çarpma ve yanma ve dünyayı parçalama, tamamen güçle ilgiliydi. İkinci hamleden daha yavaştı ama ikinci hamleden on kat daha güçlüydü. İkinci hamle canavar tanrının kuyruğuna dayanıyordu. Üçüncü hamle ise tüm vücuduna dayanıyordu. Kesinlikle son derece güçlüydü ve düşmanları parçalayıp yakabilirdi. Her başarılı hamle bir öncekinden daha gizemli ve karmaşıktı. Luo Feng çekirdek zincirleri kırdı ve anında evrendeki Menşe ülkesinin altın kanun okyanusuna bağlı. Olan Menşe incisinden döndü. Altın kanun enerjisi Luo Feng'in sarayının üstüne ulaştı. Hon. Uzun. Uzun. Altın gücü akın etti. Bazı sektör lordları yalnızca sıradan ölümsüz savaşçılar haline gelebilirdi. Bu da vücutlarını ölümsüz kılmak için yalnızca küçük miktarda tanrısal güce ihtiyaç duydukları anlamına geliyordu. Ancak bazı güçlü sektör lordları ölümsüz oldukları anda imparator olacaklardı. Çok daha fazla tanrısal güce ihtiyaçları vardı ama maksimum bir sektör lordunun gücünün yüz bin katıydı. Luo Feng'e gelince. Onun orijinal dünyalı bedeni 3000 katın üzerinde yaşam geni seviyesine sahipti ve onun orijinal dünyalı bedeni ölümsüz hale geldiğinde sektör lordlarından 300 milyon kat daha güçlü hale geldi. Vücudu zaten çoğu evren şövalyesinden çok daha güçlüydü. Çünkü yaşam gen seviyesi 10 kat olan evren şövalyeleri sektör lordlarından yalnızca 100 milyon kat daha fazla güce sahipti. Hon, uzun, uzun, sınırsız altın tanrısal güç aktı. Bir sektör lordununkinden 300 milyon kat daha güçlü tanrısal bir beden. İnanılmaz miktarda ölümsüz güç gerektiriyordu. Ancak, Shan'ın bedeni çok fazla ölümsüz güce ihtiyaç duymasa da Luo Feng'in altın boynuzlu canavarın, bedeni bir sektör lordundan 600 milyon kat daha güçlüydü. Üstelik uzunluğu 600 milden fazlaydı ve bu nedenle orijinal dünyalı bedeninden çok daha fazla. Ölümsüz güce ihtiyaç duyuyordu. Ancak en çirkin gereksinim kanlı denize aitti. Kanlı denizin çapı 6 milyar mil idi ve yaşam geni seviyesi mükemmeldi bir sektör lordundan bir milyar kat daha güçlüydü. Altın boynuzlu canavarın ihtiyaç duyduğundan yüz milyonlarca kat daha fazla ölümsüz güce ihtiyaç duyuyordu. Bir insan evren şövalyesinin tanrısal bedeninin yalnızca kanlı denizin milyarda birine eş değer tanrısal güce ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle dokuz uzaklık ustası. Evrendeki en güçlü gerçek hazinelere rakip olabilecek 9 uzaklık okyanusu ile evrende yenilmezdi. Yıldız 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 yıldız. Birinin ölümsüz olması o kadar da önemli değildi. Birisi evren şövalyesi olduğunda bile bu o kadar da sahne değildi. Ama Luo Feng'in ölümsüz olması etkileyiciydi. Bu. Gerçek yan imparatorunun bir evren şövalyesine dönüşmesinden binlerce kat daha büyük bir gösteriydi. Sonuçta kalite açısından evren şövalyelerini geride bırakmıştı. Ölümsüz gücün miktarına gelince, bu, insan evreni şövalyelerinden yüz milyonlarca kat daha fazlaydı. Hepsi de kanlı deniz sayesinde. İzleyenler şaşkına döndü. Ne oldu? Birbirlerine sordular. Neler oluyor? Altın kökeni kanunu geldi. Birisi ölümsüz mü oldu? Ama ölümsüz olmak nasıl böyle bir sahneye neden olabilir? Bin Hazine Nehri'nde bazı evren şövalyeleri ve birçok ölümsüz hizmetçi şok içinde Luo Feng'in sarayının üzerindeki gökyüzüne baktı. Altın rengi ışık neredeyse Bin Hazine Nehri'nin tamamını kapladı. Böyle bir şey gördükleri bir zamanı pek hatırlamıyorlardı. Hatta bazı evren şövalyeleri bile heyecanlanmıştı. Bir evren şövalyesi olmak bununla kıyaslandığında hiçbir şey. Ancak bu evren şövalyeleri ve ölümsüz hizmetkarlar yalnızca yüzeysel olanı görebiliyorlardı. İlkel kaos şehir lideri ana sarayın tepesinde durdu. Trabzan'a yaslandı ve gökyüzüne baktı. Altın menşei kanunu bin hazine nehrini tamamen sarmıştı. Akıl almaz derecede güçlüydü. Zaten birisinin evren şövalyesi haline gelmesinden çok daha güçlüydü. Diğer büyük varlıklar bunun arkasındaki gizemleri göremiyordu ama ilkel kaos şehir lideri ölümsüz gücün bin hazine nehrine aktığını belli belirsiz görebiliyordu. Bu da Luo Feng'in ölümsüz gücü ne kadar güçlü bir şekilde emdiğini ortaya koyuyordu. Luo Feng ölümsüz oldu. İlkel kaos şehir lideri bile sersemlemişti. Uzun bir süre hiçbir şey söylemeden orada durup izledi. Bin Hazine Nehri'ndeki evren şövalyeleri ve ölümsüz hizmetkarların hepsi gökyüzündeki sınırsız altın ışığa baktı. Bu olayı tartışırken hepsi çok heyecanlandı. Sınırsız hukuk okyanusu akıyor ve ölümsüz güçlü O Feng'in bedenine akıyor. Ne sahne! İlk kaos şehri lideri hayretle başını kaldırdı. 9 uzaklık ustasının 108 prensi bile ölümsüz olduklarında böyle bir olay yaratmayacak. Kaos şehri lideri o kadar çok şey görmüştü ki. Bunun büyük bedenli ama düşük yoğunluklu bazı varlıklar içinde geçerli olduğunu biliyordu. Dolayısıyla 55 bin milden daha yüksekteki uzak okyanus gövdesi. 6 milyar mil çapında bir okyanusa dönüşebilir. Okyanus önemli ölçüde daha büyük olmasına rağmen her ikisi de aynı miktarda enerji içeriyordu. Su et ve kanla aynı kıvamda olmadığından okyanusun yoğunluğu nispeten daha düşüktü. Ancak çapı 6 milyar mil olan bir okyanus hala insan evren şövalyelerinden milyarlarca kat daha büyük tanrısal bir güce sahipti. İlkel kaos şehir lideri birkaç özel yaşam formunun ölümsüz hale geldiği sahneye tanık oldum, dedi. Bazıları on milyonlarca mil uzunluğundaydı ama bu sahne bununla karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. Sahne ne kadar etkileyici ise özel yaşam formları da o kadar güçlüydü. Bu, Luo Feng'in tanıdığım tüm özel yaşam formlarından daha güçlü olduğu anlamına mı geliyor? diye merak etti. Kaos şehri lideri bunu anlamanın imkansız olduğunu düşünüyordu. Ancak evrenin kökeni yasasının gelişinden gelen benzeri görülmemiş güç karşısında bunu tartışmak zordu. Luo Feng, onun arkasında bazı derin sırlar var, diye fısıldadı ilkel kaos şehir lideri. Belki de gücünün sadece küçük bir kısmını benim önümde açığa çıkarıyordur. O gülümsedi. Bütün akıllı varlıklar kozlarını gizlerdi. Bu onların içine yerleşmişti. Fantastik. Luo Feng bir evren şövalyesi olduğunda, sahne birçok evren efendisinden daha muhteşem olabilir. Yakında insan ırkının içinde, evrendeki milyarlarca ırkı korkutabilecek yüce bir varlık doğacak. İlkel Kaos şehri lideri hafifçe başını salladı. Luo Feng'in nasıl bir kaderle karşılaştığını bilmiyordu. Görünüşe bakılırsa bildiği hiçbir şey uzak okyanustaki bedeni bile böyle bir sahneye yol açmazdı. Sonuçta uzak okyanusun bedeni, vasat özel yaşam formları olan 108 prensin yalnızca birine rakip olabiliyordu. Açıkçası Luo Feng göründüğünden yüzlerce hatta binlerce kat daha güçlüydü. Benim bu öğrencim. İlkel Kaos şehir lideri uzaktan Luo Feng'in sarayına baktı ve Luo Feng'in orada bacak bacak üstüne atmış oturduğunu gördü. Orijinal dünyalı beden tamamen ölümsüz hale gelmişti. Bu güç ne kadar güçlü. O gülümsedi. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng'in sarayının içi. Luo Feng bacak bacak üstüne atarak oturdu. Tanrısal güç saraya nüfuz etti. İmparator Tian Chen ve İmparator Ji Hon çok heyecanlandı. Müthiş. Güç. Sıradan evren şövalyelerininkinden daha güçlüydü. Usta. Her ikisi de alçak gönüllü olan İmparator Tian Chen ve İmparator Ji Hon. Korkmuş bir halde göz teması kurdular. Yıldız 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 yıldız. İç dünyanın içinde. Oyuktan tanrısal bir güç okyanusu dökülerek kanlı denize aktı. İç dünya kıyamet gelmiş gibi görünüyordu. Ulu, altın boynuzlu canavar. Tanrısal güç okyanusunun dökülen suları arasında heyecanla uluyarak gökyüzünde süzülüyordu. Haha, ha, harika, harika. Siyah giyinmiş Luofeng. Altın boynuzlu canavarın tepesinde durmuş, tanrısal güç okyanusuna bakıyordu. Orijinal dünyalı bedenim, altın boynuzlu canavar bedenim ve Moşa bedenim anında ölümsüzleşti. Ruh damgası tanrısal güçle tamamen birleşti ve tanrısal güç tamamen benim. Ancak bu kanlı denizim. Luo Feng uzaktan kanlı denize baktı. Rengi değişiyordu. Başlangıçta kan kırmızısıydı ancak rengi soluyor gibi görünüyordu. Okyanustaki tanrısal gücün yoğunluğu artmaya devam ediyordu. Hon, uzun, uzun tanrısal güç okyanusunun sınırsız suları döküldü ve alanı doldurdu. Bir evren şövalyesinin tanrısal bedenini kurtarmak için ihtiyaç duyduğu enerji o kadar pahalı ki, bir hazineden çok daha pahalı diye mırıldandı Luo Feng. Uzak okyanusumun tanrısal gücü, kalite açısından bir evren şövalyesininkinden daha iyidir ve milyarlarca kat daha fazla tanrısal güce sahiptir. Bu da benim uzak okyanusumun milyarlarca hazinenin toplamından daha değerli olduğu anlamına gelir. Belki de gerçek bir hazine kadar değerlidir. Hatta bir hazine kadar değerlidir üst düzey gerçek hazine. Luo Feng uzak okyanusa bakarak gülümsedi. Bu uzak okyanus yanımdayken beni sindirebilecek evren şövalyeleri olacak mı? Luo Feng aniden dokuz uzaklık ustasının gururunun kaynağını anladı. Dokuz uzaklık okyanusundayken, dokuz uzaklık ustası evrenin yüce ustalarından bile korkmuyordu. Luo Feng'e gelince, çok az evren şövalyesi onu uzak okyanusunda vurabilirdi. Uzak okyanus ne kadar muazzam olursa olsun. Evrenin kökeninden gelen altın kanun okyanusu çok daha güçlüydü. Kısa bir süre sonra kanlı denizin tamamı tanrısal bir güç okyanusuna dönüştü. Su okyanusta akıyordu ve bir sektör lordunun gücünden milyarlarca kat daha güçlü tanrısal bir güçten oluşuyordu. Uzak okyanus. Çapı 6 milyar mil. Luo Feng uzak okyanusa baktı. Yaratılış. Aniden. 5000 milden daha uzun bir uzak okyanus gövdesi dalgaların arasından çıktı. İyileşmek. Beden ne kadar büyükse tanrısal gücü o kadar çabuk özümsedi. Bir buçuk metrelik bir insan. Tanrısal gücü. 60 milyon mil uzunluğundaki bir dünya ağacından 100 milyonlarca kat daha yavaş emdi. Bu söylemeye gerek yok. Bir karıncanın iştahı bir ejderhanın yanında hiçbir şeydi. Bir ejderha, bir karıncanın tüm hayatı boyunca yiyebileceğinden daha fazlasını tek bir lokmada yer. Aynı şekilde 5000 mil uzunluğunda duran tanrısal bir bedenin uzak okyanusun enerjisini sağlaması yalnızca birkaç dakika sürer. Dağılın, toplanın, uzak okyanus gövdesi anında suya dağıldı ve okyanusla birleşti. Uzak okyanus genişledi ama çok az. Dışarıdan biri muhtemelen ona bakarak bunu anlayamazdı. Uzak okyanusun ölümsüz hale geldikten sonra daha da genişleyebileceği doğru diye fısıldadı Luo Feng. Ancak uzak okyanus ancak tanrısal gücü yavaş yavaş emerek genişleyebilir. O kadar büyük ki çapını bir adım bile artırmak için devasa miktarda tanrısal güce ihtiyacı var. 9 uzaklık ustasının okyanusunu genişletmesi kaç yıl sürdü? Luo Feng kendini şanslı hissetti. Eğer ölümsüz olmasaydı ve bedenlerini bir kere de tanrısal bedenlere dönüştürememiş olsaydı. Çapı 6 milyar milden fazla olan bir okyanusa yetecek kadar tanrısal güç sağlamak için sonsuzluğa ihtiyacı olacaktı. Yıldız 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 yıldız. Sarayın içinde. Luo Feng gülümsedi ve ayağa kalktı usta. İmparator Tian Chen ve İmparator Ji Hong saygıyla dedi. Luo Feng, siz ikiniz burada kalın. Diye emretti ve ardından saraydan dışarı çıktı. Luo Feng, ilk kaos şehir liderinin yaşadığı. Evren şövalyelerinin bazı ölümsüz hizmetkarlarının durduğu sarayın önüne ışınlandı. Çok güçlü. Güç. Uzakta duran iki evren şövalyesi dehşete düşmüştü ve ölümsüz hizmetkarların hepsi titriyordu. Bunun yalnızca orijinal dünyalı bedenden gelen kuvvet olduğunu ve Halit canavarının bedeninden ya da uzak okyanustan gelmesinin yüzlerce kat daha olağanüstü olacağını bilmiyorlardı. Luo Feng sarayın dışında bekledi kapı açık olmasına rağmen içerideki her şey kararıyordu ve o her şeyi düzgün göremiyordu. Sarayın içinden, içeri girin, diye bir ses geldi. Luo Feng saraya girdi ve uzakta ilk kaos şehri liderinin durduğunu gördü. Luo Feng selam verdi. Öğretmen, ilk kaos şehri lideri Luo Feng'e baktı. Ölümsüz mü oldun? Uzun süre sessiz kaldıktan sonra sordu. Evet, Luo Feng cevapladı. Harika, düşündüğümden daha iyi durumdasın. İlk kaos şehir lideri memnuniyetle başını salladı. Memnundu, mutluydu ve hatta heyecanlanmıştı. Tüm bu öğrencileri yetiştirdi çünkü insan ırkının gelecekteki temel direkleri haline gelebilecek daha büyük varlıklar yaratmak istiyordu. Luo Feng sadece beklentilerini karşılamakla kalmadı. Aynı zamanda bunu büyük ölçüde aştı. Ben bile şu anda gücünün boyutunu hissedemiyorum. Diye sordu ilkel kaos şehir lideri. İmparator Zhu Chong'u yenebileceğini mi sanıyorsun? Luo Feng sersemlemişti. Evet, yapabilirim, diye cevap verdi. Gerçekten de yapabilirdi. Luo Feng'in altın boynuzlu canavarın bedeni, İmparator ZHU Chong'dan daha yüksek bir yaşam geni seviyesine sahipti. İradesi, kendi yarattığı teknikleri ve gerçek hazineleri İmparator ZHU Chong'dan daha iyiydi. Bir kez yenilse bile uzak okyanusu ile defalarca yeniden canlandırılabilirdi yeni keşfettiği, ölümsüzlük, sayesinde hiçbir şeyden korkmuyordu. Fantastik, harika, ilk kaos şehri lideri başını salladı. Bir sonraki adımınız nedir? Luo Feng, Tanrı ülkesinin adresini bulun ve onu inşa edin, diye yanıtladı. h i -M -M, Tanrıların ülkesi hayati önem taşıyor. İlk kaos şehri lideri başını salladı. Uzayın ara katmanları ölçülemez. Daha derin bir alan seçin. Anladım. Luo Feng başını salladı. Git. Dedi ilk kaos şehir lideri ellerini sallayarak. Luo Feng selam verdi ve gitti. İlkel kaos şehri lideri. Mevcut gücü göz önüne alındığında Luo Feng'in seçimlerine karışmazdı. Bundan sonra kararlarını verecek kişi Luo Feng olacaktı. Yıldız 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 yıldız. Luo Feng ilkel bölgeyi terk etti ve kölelerinin tanrı ülkesine ulaştı. Efendimin efendisi. Şimdi nereye gidelim? Başka bir ırkın kölesi saygıyla eğildi. Yıldız kulesi. Diye fısıldadı Luo Feng. Evet. Diye yanıtladı köle ve yıldız kulesindeki hatırayla bağlantı kurdu. Luo Feng onu daha önce Yıldız Kulesi'nde bırakmıştı. Önce tanrılar ülkesini yaratmaya gerek yok. Oraya daha sonra gidebilirim. Uzak Okyanusum çoğu evren şövalyesinden daha iyi. Nitelik ve nicelik açısından aşırı derecede büyük. Bakalım en güçlü gerçek olanı kullanabilecek miyim? Hazine Yıldız Kulesi. Luo Feng denemek için sabırsızlanıyordu. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçü lisan ettiyse kafola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.